Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bu akşam Tuhfetü's-Saniye eserimizin son dersiyle tekrar birlikteyiz sayın hocalarım. Allah nasip ederse 62 derste bu kocaman kitabı, bu koca yürekli kitabı sizlerle birlikte kelime kelime tercüme edip anlayarak, sindirerek güzel bir şekilde sorularını cevaplayarak baştan sona okumadığımız yer bırakmayarak İnşallah tamamlamış olmanın mutluluğu içerisinde olacağız bu akşam sizlerle birlikte. O yüzden önümüzde sadece 9 sayfa kaldı. Ee, yaklaşık 200 şöyle bir bakayım 273 sayfalık bir kitabı baştan sona bir nahif kitabını sizinle inşallah bitirmiş olacağız. Allah nasip ederse ömrümüz yeterse perşembe akşamından itibaren de Tatbikun Nahvi eserimizle yeni bir kitaba, yeni bir seriye, yeni bir ders halkasına aynı ekiple aynı gönülden katılan kardeşlerimizle devam edeceğiz. Sizler de bizimle katılabilir. Derslere haftada 3 gün salı, perşembe, pazar akşamları siz de bizimle birlikte canlı canlı Tatbikun Nahvi okuyabilirsiniz. Kapımız herkese açık. Evet kitabımızın son dersi mahfudatlarla alakalı Babul mahfudati minel esme isimlerden mecrur olanlar bab. Biliyorsunuz mecrur olabilmek sadece isimlerin özelliğidir. Fiiller mecrur olamazlar. Harfler mecrur olamazlar. Sadece isimler mecrur olabilir Arapçada. Kale ecrumi dediler ki El mahfudatu selatetu enva'in mecruratlar mecruratlar 3 çeşittir. Yani bir isim üç farklı şekilde mecrur olabilir. Birincisi mahfudun bil harfi yani harf ile mecrur olanlar yani harfi celle mecrur olanlar. İkincisi mahfudun bil idafe izafetle mecrur olanlar yani muzafın ile olup mecrur olanlar. Üçüncüsü de tabi'un lil mahfudi mecrur bir isme tabi olanlar. Yani mesela bir isim mecrursa atıf vavıyla biz başka bir ismi de buna atfedersek o da mecrur olur sayın hocalar. Evet ve ekulu ben derim ki diyor Tufet Hüseyin'in yasarı el ismul mahfudu ala telâfeti enva'in mecrur isim üç çeşittir ve li lian khafidan şimdi bu üç çeşit mecrur isim var ya bu üç çeşit mecrur isimde khafid yani bu isimleri cer eden cer eden birinci seçenek yani şöyle söyleyelim bir isim üç farklı yolla bir isim üç farklı yolla mecrur oluyor ya İşte bu farklı farklı yollarda isimleri cer eden isimlerin mecrur olmasını sağlayan amil birinci seçenek imma en yakuna harfen min hurufil haftil sebeka sebqa beyanuha fi evvel el kitab. Kitabın başında kitabın başında açıklaması geçen harfi cerlerden bir harf olur bu amil sayın hocalar. Yani birinci seçenek ismi mecrur kılan bir harfi cerdir sayın hocalar. Velleti seyedkuru hel müellifu ba'de zâlike öyle ki daha sonra diyor müellif bunu zikredecek. Yani harfi cerleri daha sonra müellif zikredecek. Bu akşam kitabımızın son sayfalarında Allah'ın izniyle. Ve zâlike halidun min kavlike. Mesela senin şu sözündeki Halidun örneği gibi eşfektu ala Halidin. Yani Halide şefkat gösterdi. Buradaki Halidin bakın mecrur olmuş. Neden dolayı? Ala'dan dolayı. Ve innehu mecrurun bi ala o yani Halid kelimesi, Halid ismi ala'dan dolayı mecrur olmuştur. Ve ala da harfun min hurufil hafti cer eden harflerden bir tanesidir. Ya da harfi cerlerden bir tanesidir. Ala. O zaman birinci seçenek bu. İsmi cer eden bir harfi cer olabilir. İkinci seçenek. İmme en yekun el khafidu lil ismi idafetu ismin kablehu ile. Ya da ismi cer eden ismi cer eden İsimden önceki başka bir ismin kendisine izafet etmesidir. İkinci seçenek ismi ceneden şey, ismi mecburlaştıran şey isimden önceki başka bir ismin bu isme izafet etmesidir. Peki izafet ne demek? Ve ma'ne izafe. izafetin manası nisbetu sanil evvel. Yani ikincinin birinciye nispet edilmesi. Ve zâlike nehmun Muhammed min kavlike. Bu da senin şu sözündeki Muhammed örneği gibidir. Câ'e <laughs> gulâmu Muhammed. Muhammed'in çocuğu geldi. Şimdi bu cümlemizde Muhammed'in mecrur. Peki bunu mecrur kılan ne? Muzaafın iley olması. Yani kendisine bir ismin muzaaf olması, izafet etmesi. Fe innehu mahfudun o mecrurdur. Yani Muhammed'in ismi mecrurdur. Bir sebebi izafeti gulamin le. Yani kendisine gulami isminin izafet etmesi sebebiyle. Gelelim üçüncü seçenek. İmmâ en yekûnel hâfidu lil ismi ya da ismi cereden şey olur. Ne olur? Tebaiyetuhu lil ismi mahfud. Yani bir mecrur isme tabiliği yani atfedilmesi onu mecrur kılabilir. Bi en lehu yani ona na'at olarak ona sıfat olarak. Nehvu el fadil min kavlike senin şu sözündeki Fadil ismi gibi. Ehastul ilmem an Muhammedin el fadil. Faziletli Muhammed'den ilim aldım. Faziletli Muhammed'den ilim aldım. Ev veya maatuf anele ya da ona maatuf olabilir. Ne gibi? Halidun min kavlike. Senin şu sözündeki Halid gibi. Marartu bi Muhammedin ve Khalid. Muhammed ve Khalidle ile karşılaştım. Şimdi iki cümlemizi de irdeleyelim. Birinci cümlemizdeki elfa dilinin mecrur olması Muhammed'in ismine sıfat olmasından dolayı yani ona tabi olmasından dolayı yani mecrur bir isme tabiliğinden dolayı. İkinci cümlemizdeki Halid'in mecrur olması da Muhammed'in ismine atfedildiğinden dolayı yani mecrurun üstüne mecruru atfederseniz o da ne olacak mecburen mecrur olacak veya gayra ya da gayr hazen'den zikruha ya da bu ikisinden başka daha önce zikri geçen başka bir tabi' te olabilir sayın hocalar şimdi birincisi birinci seçenek harfi cer dolayısıyla isimler mecrur olabilir ikinci seçenek kendisinden önceki isim buna muza yani buna muzaf olmuştur. O yüzden ismimiz muzafın ile olur ve mecrur olabilir. Üçüncü seçeneğimiz de bizim ismimiz mecrur bir isme tabi olabilir ki bu tabilik ya naat şeklinde gerçekleşir ya da matuf olarak gerçekleşir ya da bu ikisinin dışında başka bir tabilikle de bu olay gerçekleşmiş olabilir. Ama önemli olan şu ismimizin mecrur bir isme tabi olması. İster naat yoluyla ister muzaf yoluyla sayın hocalar. Evet gelelim ikinci sayfamıza. Hale ecrumi dediler ki fe emmel mahfudu bil harfi harf ile mecrur olana gelince fe ve o ma yekfudu bi min min ile mecrur olandır ve ila ile an ile ala ile fi ile rubbe ile be kef lam ile ve huruful kasem şu yemin harfleri ile vav be veya t ile ya da ve bu rubbe rubbe vavı sayın hocalar bu çok ilginç rubbe manasında vav rubbe manasında vav bunu göreceğiz ve muz ve munzu şeklinde sayın hocalar. Tabii harfi celler sadece bu kadar değil Arapçada daha fazla harfi celler de var. Ama kitap bize en çok kullanılanları burada sıralamış sayın hocalar. Şimdi bunların teker teker manalarına teker teker örneklenmelerine birlikte bakacağız. Ve yakulu ben derim ki diyor Muhyiddin Abdullah Ennev'ul evvelu minel mahfudat Yani mecrurlardan birinci çeşide gelince El mahfudu bi harfin min hurufil hafti Yani harfi cerlerden bir harficerle cerle mecrur olan Peki harfi cerler neler? Ve hurufil hafti harficerler cerler çoktur. Birincisi minhe ondandır. Yani harfi cerlerdendir. Birinci harfi cerimiz min harfi ceri. Ve min me'anihe el iptida. Minin manalarından bir tanesi el iptida başlangıç. Başlama manası. Ve tecurrul ismu el zahir vel mudmar. Ve tecurru el isme zahire vel mudmar. Ve min harfi ceri zahir ismi ve zamir şeklinde gelen ismi cer edebilir. Nehvu kavliyi teala Allah'ın şu sözünde olduğu gibi ve minke ve min senden ve nuhtan bakın minke de zamir fi mahalli cer nuhin de yine min dolayısıyla min nuhin olacak sayın hocalar. İkinci harfi cerimiz ilah harfi ceri ve min me'anihe el intiha İlanın manalarından birisi el intiha yani sonlanmak anlamında ve tecurrul isme ve tecurrul isme zahira vel mudmara zahir ismi ve zamir şeklinde gelen ismi cer edebilir. Nehu kavli teala Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi ileyhi yuraddu ilmus sa'a ilmus sa'a yani kıyametin saati ancak ona ne yapılır havale edilir. Burada ileyhi de, ilave hi kullanılmış bakın. Ve kavluhu ilallahi merci merc'ukum cem'iyan. Sizin topluca dönüş yeriniz Allah'adır. Yani ilallahi de zahir ismi cer etmiş. İleyhi de zamiri cer etmiş. Fi mahalli cer olacak. Evet uykunuz gelmedi değil mi sayın hocalar? Evet. Üçüncü harficerimiz an harficeri ve minhe an yine harficerlerden bir tanesi de an harficeridir. ve min meanihe el mücaveze anın manalarından birisi mücavezedir. Yani aşıp gitmek. Aşıp gitmek manası var anın. ve tecurul isme zahire ve damire eyden. Aynı şekilde zahir ve Zahir ismi de celedebilir, zamirleri de cerredebilir. Ne gibi? Nahvu kavlihi teala "Laqad radiyallahu <laughs> anil mu'minine." Allahu Teala müminlerden razı oldu. Burada an harfi ceri var. Yine "radiyallahu <laughs> anhum ve radu'an." Allahu Teala onlardan razı oldu. Onlar da Allahu Teala'dan razı oldular. Burada da anhum ve anhu'da an'ın zamiri nasıl fi mahalli cer yaptığını göre biliyoruz. Harfi cerlerden dördüncüsü ala harfi ceri ve min meanihe el isti'la isti'la yani bir şeyin bir şeyin üzerinde olması anlamında ve tecurul isme zahire vel mudmera eden aynı şekilde zamiri ve zahir ismi cer edebilir nehvu kavliyi te teala allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi ve aleyhe ve alal fulki tuhmelun yani onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Alal fulki de zahir bir ismi cer etmiş. De, de zamiri cer etmiş, bakın. Beşinci harfi cerimiz fi harfi ceri. Ve min me'anihe ez zarfiye. Fi'nin manalarından birisi zarfiyet manasındadır. Ve tecurul isme zahir ve damire eydan. Aynı şekilde zamir ve zahir ismi cer edebilir. Nehvu kavliyi teala. Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Ve fis semai riskukum. Yani sizin rızkınız gökyüzündedir. Fi harfi ceri es semai zahir ismini cer Ya da ve kavluhu la fiehe kavlun. Yani onun içerisinde yani içkinin içerisinde gavlun bir sersemletme yoktur ayeti kerimesi. Burada fihe'de fi'nin nasıl bir zamiri fi mahal-i car yaptığını görebiliyoruz. Altıncı harfi cerimiz rubbedir. Ve min meanihe et takliyel. Yani rubbenin manalarından birisi azlık. Azınlık yani. Azlık manası ve la tecurru illa isme zahir ancak zahir ismi cer edebilir. Bakın ee, bu bana neyi hatırlattı? Şu ne demiştik istisnada? Eğer müstesna minhu cümlede zikredilmemişse kelam olumsuzsa ki mutlaka olumsuz gelirdi. O zaman cümledeki konumuna göre müstesnayı amel ettireceğiz. Yani illa yokmuş gibi Bakın tecurru içinde faili var. O yüzden el isme mefulü bih gibi olacak. Dolayısıyla cümlemiz vela tecurru illa el isme zahira olacak. Yani sadece zahir ismi cerredebiliyormuş bakın rubbe. Demek ki zamirlerin başına gelemiyor bu. Ne gibi? Rubbe raculün kerimin lakituhu. Yani karşılaştığım ya da şöyle söyleyelim e, ee, ne kadar az cömert insanla karşılaştım. Rubbe burada azlık manasında kullanılıyor. Yedinci harfi cerimiz elbe'u b harfi ceri ve min me'aniye et ta'diye b'nin manalarından birisi ta'diyet yani müteaddilik manasındadır ve tecurrul isme zahira ve damira cemiyan hem zahir ismi hem de zamirleri cer edebilir. Nahvu kavli taala Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi fe imma nezheben bike biz seni onlardan alıp götürürsek nezheben bike bakın bike de zamiri fi mahalli cer yaptı ya da zeheballahu bi nurihim Allahu Teala onların ışığını aldı götürdü. Burada da binuri zahir ismi nasıl da cer etmiş oluyor sayın hocalar. Sekizinci harfi cerimiz kef harfi ceri. Ve min meanihe et teşbi. Kef'in manalarından biri teşbi yani benzetme manası var. Wala tecurru illa'l isme zahir. Ancak zahir ismi cer edebilir. Nahvu teala allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi metel nurihi kemişkâtin. Onun ışığının e, misali nedir? Kemişkâtin içinde lamba yanan bir kandil gibidir. Onun ışığı e, içinde lamba yanan bir kandil gibidir. Mesela bak burada mişkâtin ke, mişkâtin zahir ismi cer etmiş oluyor sayın hocalarım. Dokuzuncu harfi cerimiz lam harfi ceri. Li yani ve min me'anihe el istihkak vel milk. Lamın manalarından birisi istihkak yani sahip olma. Diğeri de mülkiyettir. Ve tecurrul isme zahira vel mudmara cemiyan. Yani zahir isim olsun, zamir olsun tamamını cer edebilir. Nehvu kavliyi subhanehu ve teala. Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Sebbeha lillahi ma vel erdi. Yani yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih etti. Yani bu tesbih edilmeyi hak etti anlamında. Burada istikak manası var. Lillahi <laughs> derken. Ve kavluhu lehu mülkü <laughs> semavati vel ard. Yani yerin mülkü de göğün mülkü de ona aittir. Buradaki de e, lehu derken hem biz zamiri fi mahalli cer e, fi mahalli cerleştirdi sayın hocalar. 10. 11. ve 12. harflerimiz harfi cellerimiz kasem harfleri. Hurufil kasem ettelate yemin harfleri 3 tanedir. Bunlar B billahi yani ya da T tallahi ya da vav vallahidir. Vakitteklemne kelamen müstevfiyen. Fi evvel il kitap. Yazarımız diyor ki kitabın başında yeteri kadar ne yaptık? Bunların üzerine konuştuk. Felahcete bina ila اِعَادَةِ شَيْءٍ şeyinmin. Şu an oş o konuştuklarımızdan herhangi bir şeyi burada iade etmek buna nedir? Felahcete ihtiyaç yoktur. 13. Harficerimiz ve rubbe rubbe vavıdır. Rubbe vavı yani rubbe manasında vav. Ve mitaluhe kavli İmri'il Kays. Buna örnek ünlü şair i̇mrul Kays'ın şu sözüdür. O leylin mevcil erha leylin mevcil Yani deniz dalgası gibi nice geceler vardır. Buradaki vav rubbe manasında vav sayın hocalarım. Ve kavlu eydan. aynı şekilde onun şu sözü ve beydati hidrin la yura uhe ve beydati hidrin nice yumurta odacıkları vardır. Nice yumurta odaları vardır. Buradaki vav da yine rubbe manasında vav sayın hocalarım. 14 ve 15. harfi cellerimiz muz ve munzu. Muz ve munzu. Ve yecurrani azman, Bunlar ne yaparlar? Zamanları cer ederler. Ve yecurrani el ezmen Cer eden zamanlardır bunlar. Ve hume yedullâne alâ me'nâ Şimdi burası ilginç. Bu ikisi min manasına delalet eder. Ama ne zaman? İnkâne mâ ba'dehume mâ Eğer muz ve muzudan sonra gelen fiil mazi fiilse o zaman bunlar min manasına delalet eder. Ne gibi? Ma ra'aytuhum yevmil Yani seni perşembe gününden beri görmedim. Onu, gö onu görmedim. Onu perşembe gününden beri görmedim. Mesela bak burada muzdan sonra ne kullanılmış? Ee, daha doğrusu bir mazi fiil var bakın. Geçmiş zaman. He, tamam bir geçmiş zaman var sonrasında. O yüzden buradaki muz min manasında me kellemtuhum muz şehrin munzu şehrin bir aydan beri onunla konuşmadım. Burada da yine munzu min manasında. Ve yekunani bi mana aynı şekilde muz ve munzu fi manasında da olurlar. Ne zaman inkane ma ba'daha hadira. Yani kendilerinden sonraki şimdiki zaman olursa ne gibi La <laughs> Ukellimuhumudiyevmine yani bugün onunla hiç ne yapmadım konuşmadım yani bugün onunla konuşmuyorum ya da bugünden beri onunla konuşmuyorum burada muz fi manasında ya da La <laughs> <ya> Elkahumudiyevmine <da gülüyor> ya da bugünden beri onunla karşılaşmıyorum ya da bugün onunla karşılaşmadı. Dolayısıyla buradaki munzular ve muzlar ikisi de fi manasında. Hocam aralarında çok ufak bir fark mutlaka vardır. Yani birinin muz olması, birinin munzu olması aralarında mutlaka çok ufak bir fark vardır ama kitabımız ne yazık ki böyle bir farka değinmiyor. Ama bence ikisi de birbirinin yerine kullanılabiliyorlardır diye ben o şekilde biliyorum. Şimdi gelelim son cümlemize. Fe'in veka'a ba'de muz ev munzu fi'lun şayet muz veya munzudan sonra bir fiil gelirse ev kânel ismu lezî ba'dehem merfuan ya da ikisinden sonra gelen isim merfu gelirse Fehume ismen. O zaman bu ikisi isimdirler. Sayın hocalar. Yani demek istiyor ki kitabımız muz ve munzunun harficer olanları da var. Muz ve munzunun isim olanları da var. Sayın hocalar. Buna son derece dikkat etmek lazım. Evet. El-Makfudat şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilere şöyle bir bakalım. Bir izafeti izafet dolayısıyla mecrur olma bu sayfa 268'de gelecek. Harfine yani harfi celle mecrur olma bunu şimdi öğrendik buna bakacağız. Ya da bir tebaiyeti tabilik dolayısıyla mecrur olma bu da sayfa 270'de gelecek. Harfi celle mecrur olmayı ikiye ayırdık. Ahmetün tecurru zahiravel mudmar. Yani zahir isimleri ve zamirleri mecrur etmede genel olanlar ya da hasatun tecuru zahira fakat sadece zahir isme cer edebilenler bunları iki kategoride ayıracağım. Şimdi hem zahir isimleri hem de zamirleri cer edenlere geldiğimizde bunlar hangi harflerdi? Min ila an ala fi be ve lam Bunların manaları iptida, intihe, mücaveze, isti'la, zarfiyet, tadiyet, kasem, el istikak ve milkti. Örnekleri de zamiri ceredişlerine örnek ve zahir ismi ceredişlerine örnek. Geçelim. Sadece zahir ismi cerede bilenler, hangi harfler bunlar? Rubbe, ve rubbe, vav, te, kef, muz ve munzu. Manaları rubbenin taklil, vav t'nin bunların kasem kefin teşbih manası bulunmakta. Örnekleri de yine burada az önce okuduğumuz gibi sayın hocalar. Evet şimdi gelelim. Birinci bölümü bitirdik. Yani harfi celle olmayı bitirdik. Sıra geldi. izafet dolayısıyla mecrur olmaya. Hale ecrumi dediler ki ve emme ma yuhfedu bil idafe. İzafetle mecrur olana gelince fenehlu kavlike şenin su sözünde olduğu gibi gulamu zeydin zeydin çocuğu ve hu ve o ala kısmen iki kısma ayrılır ma billam yani nasıl söyleyeyim gulamu zeydin gibi araya lam takdir edileni de var ya da ma min takdir edileni de var Fellezi yukadderu billam. Lam takdir edilene örnek gulamu zeydin. Vellezi yukadderu bimin min takdir edilene de sevbu hazzin mesela. Sevbu hazzin ifek ipek elbise. Yani sevbun min hazzin yani. Ya da bu sâcin sac ağacı. İngilizcesi tekton aymış bunun. Tekton ağacı yani bu sacin sac ağacı yani babun min sacin sayın hocalar. ve hatemu hadidin ne diyelim buna çelik yüzük hatemu hadidin çelik yüzük yani mu min hadidin manasında sayın hocalar. o zaman şöyle söyleyelim muzaf ve muzafın ileyde bazen Bazen işte muzafın başında bir li harfi ceri takdir ediliyor. Bazen de min harfi ceri takdir ediliyor sayın hocalar. Şimdi burayı Tufetü Seniye bize biraz daha açıklayacak. Ve yekulü ben derim ki diyor kitabımızın yazarım. El kısmı sani minel mahfudat. Mecrurların ikinci kısmı el makfudu bil izafe. izafetle mecrur olandır. Ve huve o ala selâfete enva. Bu da üç kısmı ayrılır. Zekere el muallifu minha nev'ayni. Müellif bunun diyor iki çeşidini zikretti. El evvelu birincisi. Mâ tekûnul idâfetu fîhi alâ min. Yani izafette min manasının olması birinci durum. Ve sani ikincisi de. Mâ tekûnul idâfetu fîhi alâ mâ'nâ lam. izafette lam manasının olması. Ve üçüncü durumda ve thalisi üçüncüsü de Ma tekunu lidafetu fihim ala ma'nafe. Fi. Mana da izafette fi manasının olması. Yani min manası olabilir, li yani lam manası olabilir ya da fi manası olabilir. Emme ma tekunu lidafetu fihi ala ma'na min. Yani içerisinde izafette min manası olan duruma gelince fedabitu onun kuralı şu kuralı şu en yekunel mudafu cüz'en ve ba'dan minel mudafile bak çok güzel çok açıklayıcı muzafın 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 ileyhin bir cüzü ve bir bölümü olması lazım eğer muzaf muzafın ileyhin bir cüzü bir bölümü ise o zaman arada min harfi ceri var. Ne gibi? Cübbeti sufin. Yünden cübbe. Yani cübbetu min sufin yani. Çünkü cübbe yünün bir bölümü. Sayın hocalar. Fe innel cübbete ba'du sufi ve cüz'in min. Çünkü cübbe yünün bir bölümüdür ve onun bir cüzüdür. Ve kezalike emsiletul müellif müellifin örnekleri de yine bu şekildedir. Yani bakacağız. Muzaf ve muzafın ileyhe dikkatlice bakacağız. Eğer muzaf, muzafın ileyhin bir cüzü, bir bölümü ise o zaman burada ne var? Min manası var. İkinci seçenek. Mâ tekûnu lidâfetu fîhi alâ mânâ fî. Burada da izafette fi manası var. Fedâbituhu. Peki bunun kuralı nedir? en yekunel mudafu ileyhi zarfen lil mudaf yani muzafın ileyhin muzaf için bir zarf olduğu durumdan bahsediyoruz. Ne gibi? Allahu Teala'nın şu sözünde olduğu gibi bel mekrul bel bilakis mekrul yani gecenin tuzağı sayın hocalarım gecenin tuzağı bak burada bir zarfiyet var bir gece kavramı var. O yüzden burada yani mekru fil Gecede olan tuzak. Sayın hocalar. Fe leyle çünkü gece zarfun lil mekri tuzak için bir vakittir. Ve vaktun yakavul mekrufi ve içerisinde tuzağın gerçekleştiği vakittir. O zaman eğer muzafın iley yani daha doğrusu eğer muzaf muzafın ileyhin bir cüzü ise min harficeri eğer muzafın iley muzaf için bir zarfsa fi harfi ceri ve emmet thalit üçüncüye gelince ma tekunu lidafetu fihi ala ma'nel lam yani izafetin lam manasında olduğu durumdur fe ma la yesluhu fihi ehadun nev'aynil mezkurayn. Bakın bu ne zaman gerçekleşiyormuş? Az önce zikredilen iki çeşidinde olma ihtimali olmadığı durumlarda gerçekleşiyormuş. Yani bakacağız o zaman. Fi mi var? Min mi var? İkisi de yoksa li olacak. Ne gibi? Gulamu Zeydin. Gulamu li Zeydin yani Zeydin çocuğu ya da hasirul mescidi mescidin kilimi ne diyeceğiz buna hasirun lil mescidi yani mescit için bir kilim anlamında sayın hocalar. Evet yine buradaki öğrendiğimiz bilgilerle alakalı bir tablomuz var. El mahfudat mecrurlar harfi celle mecrur olanlar az önce öğrendik sayfa 268'den itibaren İzafetle mecrur olanlar şimdiki konumuz tabi olarak mecrur olanları da sayfa 270'te göreceğiz. Şimdi izafetle mecrur olmada 3 seçenek var. Lam manasıyla mecrur olma, min manasıyla mecrur olma, fi manasıyla mecrur olma 3 tane seçenek var sayın hocalarım. Evet. Ve kad terakel müellifu el kelame alel kısmı thalithi minel mehfudat. Ve kad müellif kelamı bıraktı, terk etti yani. Alel kısmı thalithi minel mahfudat. Yani mecrurlardan üçüncü kısımla alakalı diyor. Müellif ne yapmadı? Kelam söylemedi. Ve huve o neydi üçüncü kısım? el mahfudu bit tabiyye yani tabilik dolayısıyla mecrur olanlar ve uzruhu fi zalike yani müellifin bu konudaki özrü şu ki ennehu kad sebeqa'l kavlu alayhi fi akhir abwabil marfuat mufassalan yani merfular babının sonunda detaylı bir şekilde bu konu geçtiği için müellif burada ne yapmadı zikretmedi. Vallahu subhanahu ve taala e'la ve a'lemu. E Allahu Teala en yüce ve en bilgin olandır. Ve e'azzu ve Ekramu yine en cömert olandır, en izzetli şan şeref sahibi olandır Allahu Teala. Şimdi gelelim bu konularla alakalı sorularımıza. Ala nev'in tetenevvu'l mahfudat. Yani mecrurlar kaç kısma ayrılır? 3 kısma ayrılır. Harficerle celle mecru olanlar, izafetle mecru olanlar, mecrura tabi olma şeklinde mecru olanlar. İkinci soru. Mel manellezî tedullu aleyhil hurufu min, an, fi, rubbe, kef ve lam. Bunların delalet ettikleri manalar nelerdir? Hemen hatırlayalım. Min harfi iptida manası. An harfi celi, mücaveze manası. Fi harfi ceri zarfiyet manası. Rubbe harfi ceri taklil manası. Kef harfi ceri teşbih manası. Ve lam harfi ceri de neydi hemen bakalım şuradan. İstihkak ve mülkiyet manası sayın hocalar. Sorunun devamı. Ve mellezi yecurruhu kullu vahidin minhe. Yani bunlardan her birisini cer eden şey nedir? Ve mellezi lezi yecurruhu onu cer ediyor. Kullu Bunlar yani neyi cer ediyor bunlar? Bunlar ismi cer ediyorlar sayın hocalar. Üçüncü sorumuz. Methil <laughs> bi misaleyni min inşa ikelli ismin mehfudun bi kullu vahidin minel hurufe. Yani şurada bakın harfi cellerimiz var. Ala var, B var, ila var, e, kasem var. Bunlardan her birisiyle alakalı ikişer tane örnek getireceğiz sayın hocalar. Dördüncü sorumuz. Alakem nev'in te'til idafe. İzafe kaç kısmı ayrılır? İzafet üç kısmı ayrılır. İçerisinde min manası olan, fi manası olan ve min, fi ve lam. Sayın hocadan 3 tane min, fi ve lam. 3 tane. temsili li nev'in bi her bir çeşitde de 2 tane örnek getirmemizi istiyor. 5. sorumuz. Me ma'na min. Min manasındaki izafetin kuralı nedir? Min manasındaki izafetin kuralı neydi? muzaf muzafın ileyhin bir cüzü olacak. Muzaf muzafın ileyhin bir cüzü olacak. Meat temsili örneğiyle birlikte bunu istiyor. Altıncı ve son sorumuz. Meada bitul idafetilleti ala ma'na fi ma temsil. Fi manasında olan izafetin özelliği neydi? Fi manasında olanın en yakunel mudafu ileyhi zarfen bil, lil mudaf. Aynen muzafın ile muzafa zarf olacak. Evet böylelikle bu konuyu da tamamlamış olduk. Şimdi öğrendiğimiz bilgilere bir de bu tablo üzerinden bakalım. Bu akşam bir konumuz el attı. Yani isimlerden mecrur olanlar. Bunu da üçe ayırdık. Harfle mecrur olanlar, izafetle mecrur olanlar ve tabiler şeklinde mecrur olanlar. Kitabımız bu tabileri bize bulmuş. Mesela naat konusunda işte mevsuf mecrursa naat da mecrur olur. Yine atıf konusunda matufun aleyh mecrursa matuf da mecrur olur. Yine tevkit konusunda müekket mecrursa tevkit de mecrur olur. Son olarak bedel müptelü minhum mecrursa bedel de yine mecrur olacak sayın hocalar. Evet. Ve kad el ferâgu min kitâbete hâve şerhi leyletil kadri. Bu şerhin yazımını Kadir gecesinde yani bin Hicri 1353 senesinin Ramazan ayının 27. Perşembe gecesinde kitabımız, yazarımız tamamlamış. Bu tabii Neyin sözleri. Muhittin Abdullah Mithan Seniye'nin yazarının sözleri bunlar. Fe adallahu aleyna min bereketihi. Allahu Teala bunun diyor bereketini bizlere döndersin. Amin demiş bir de sonunda. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatuhu ve selamuhu ala saffeti saffe min ecmein ve ala sadatina alihi ve sahbihi ve tabi'in ve la udvana illa ale zalimin ve alaqebetu lilmutekin şeklinde dua ile kitabımız e, ne yapmış oldu çok da güzel bir kapanış yapmış oldu sayın hocalar. Yine aşağısında tamme bi tevfiqi tevfikillah'iddabtun ve raqmu hada'şşerh'il mufid ve metnuhu fi majalis yasira aakhiruha ayşa u yevmil cum' elvaqif ettamin min Muharramil Haram li am bin 423 Hicri Şerif el muvafık li tani ve 20 min Adar Mars am 2002 mansup li milad li ala aleyhissalatu ve teslim yani 2002 yılında tamamlanmış bunun yazım yazımı yani e Yine burada Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed es-sadık el-va'dil emin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ve ala abaina ve ummahatina ve zurriyatina ve azwajina ve ahibabina ve mahbiban ila yevmiddin şeklinde yine kitabımız çok güzel bir dua ile tamamlamış oldu. Şimdi eserlerimiz eee nahiv ve sarf da olsa Allah'ın izniyle bunları yazan insanlar son derece Müslüman Allah'ın izniyle diyelim. O yüzden ehlu imanın yazdığı bu eserler son derece bereketli, hayır hasenatlarla dolu. Dolayısıyla bizler de sizlerle birlikte başladığımız bu e, maceramızı diyelim, bu akşam sonlandırmış olacağız Tuhfatü Seniye ile alakalı. Artık kıyamete kadar biz ölsek dahi, yani ben ölsem sizler de ölseniz dahi. Kimse bizleri hatırlamasa dahi e, bu videolar burada olduğu sürece başka yerlerde yayınlanır mı, gelecek ne gösterir bilemiyorum ama şu an için sadece YouTube'da bu videolarımız var. E, dolayısıyla bunlar izlendiği sürece birileri bizleri yad edecek. Birileri inşallah bize e, hayırlı dua ederler diye düşünüyorum. E, tam anlamıyla kitabımızı tamamladık. İnşallah daha nice nice eserleri de Rabbim böyle başından sonuna kadar güzelce anlatmayı, tamamlamayı, bizlere bereketli ders saatleri geçirmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Ee, bu kitaptan öğrendiğimiz bilgilerin bazıları çok taze, bazıları daha önce bildiğimiz bilgilerin tekrarıydı. İnşallah burada öğrendiğimiz bilgileri daha ileri seviye kitapları okurken bir basamak olarak kullanacağız. Arapçayı henüz öğrenmiş değiliz. Nahiv ilmini henüz öğrenmiş değiliz. Sadece yolun başında olduğumuzu başından sonuna kadar bir kitabı bitirmenin mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Daha nice nice duymadığımız, adını anmadığımız, farkında olmadığımız çok fazla nahiv ve sarf kuralları var. O yüzden nahiv ve sarf derslerine özellikle ben devam etmenizi özellikle de kanalımızda çok fazla kitabın videoları var. Bunlardan faydalanmanızı tavsiye edebiliyorum. Ama özellikle Perşembe akşamı başlayacağımız tatbikun nahvi derslerine canlı olarak katılmanızı da yine gönülden istiyorum sayın hocalar.